Resesyon endişesi ve güvenli liman talebi yarattı. Güvenli liman talebiyle ons tarafında 2000 üstüne çıktık ama gram altında da işte o tarihi rekorları görebiliriz. Ve dolar endeksinde de biz güçlenme gördük. Neye rağmen 10 yıllık 2 yıllıklarda geri çekilmeye rağmen dolar da güçlü bir güvenli liman talebi görüyor son yıllarda. Şimdi dolayısıyla 2000 üstüne çıktı altın ama o 2020'yi geçemedik. Alibe World'ten herkese merhabalar. Ben Cansu Özden. Piyasanın en önemli yayınıyla haftayı değerlendirdiğimiz bu güzel yayında yine beraberiz efendim. Bu haftayı artık bitirdik. Bütün verileri aldık. Bütün fiyatlamalar artık tamamlandı ama tabii ki de yurt dışı hala devam ediyor. Bu yayında o yüzden önemli efendim. Bütün verileri değerlendirdiğimiz yayında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Biliyorsunuz o tarafta bilançolar gelmeye devam etti. Avrupa tarafına bakacağız ve tabii ki de başlığımıza biraz odaklanacağız. Altında son durum nedir? Alım fırsatları var mı diye konuşacağız Filiz Hanım'la bu yayınımızda. Hoş geldiniz Filiz Hanım, nasılsınız? Merhabalar Cansu Hanım, ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Dediğim gibi açıkçası öncelikle ben Amerika Birleşik Devletleri ile başlamak istiyorum. PCE verilerini bugün aldık, karşıladık ve bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir durum söz konusu sizce? Evet Cansu Hanım, şöyle söyleyeyim. Bu hafta inanılmaz veri akışının yoğun olduğu bir haftaydı. Gerek Amerika gerek Avrupa tarafında. Hem bilançolar var Amerika'da hem de gelen veriler var. Bir de bu gelen veriler oldukça karışık. Yani veriler geliyor ama Fed ne yapar ne eder anlamak oldukça güç. Şimdi şöyle başlayalım pazartesiyle. Pazartesi günü çok önemli veri yoktu Amerika ve Avrupa tarafında. Sadece Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi vardı. Orada da bir miktar beklentilerin altında bir durum vardı. Asıl salı günü tabiri caizse piyasa kızışmaya başladı. Salı günü bir kere ne geldi? Amerika'nın Conference Board tüketici güveni geldi. Orada biz son aylarda kısmi de olsa bir yükseliş görüyorduk. Fakat bu ay beklentinin oldukça altında geldi. Yani 104 beklenirken 101 geldi. Önemli bir öncü göstergedir Amerika için. Bütün tüketici güven endeksleri ekonomiler için önemli göstergedir. Dolayısıyla tüketicilerin talep davranışını, harcama davranışı için önemli bir göstergedir. Buradaki yükselme talebin güçlü olacağı, haliyle ekonomik büyümenin güçlü olacağı anlamına gelir. Buradaki düşüş tüketicilerin daha az harcayacağı, bir miktar kendilerini kapatacağı anlamına gelir. Haliyle ekonomik faaliyet tüketiciler tarafında düşük olacak demek. Haliyle bu veri uzunca bir süredir iyi gelince bunun üzerine beklentiden güçlü bir neredeyse 3-3,5 puanlık bir düşüş yaşayınca piyasa dedi ki acaba Amerika'da ekonomi yavaşlıyor mu? Sadece bu değil. Salı günü, pazartesi günü First Republic Bank, neydi bu banka? Amerika'nın en sorunlu orta ölçekli bankalarının başında geliyor. Yani batmaya hazır olarak görülen banka. İlk çeyrek bilançosunu açıkladı. Bilançoda hem satış hem karlar tarafında bir düşüş var ama daha önemlisi şu. İlk çeyrekte toplam mevduatların %40'ı azalmış. Yani neden azalmış? Çünkü banka sorunlu diye bankadan mevduatlarını çekmiş sahipleri. Bu ne demek? Yani %40 demek. Çok güçlü bankanın batacağı yönünde bir durum demek aslında. Ve bu haberle birlikte Salı günü First Republic Bank pazartesi akşamı, pazartesi günü seansta %50'lik düşüş yaşadı. Dolayısıyla Salı günü piyasalara bomba gibi düştü bu. Dolayısıyla bankacılık krizi yeniden mi geliyor fiyatlamasıyla? Haliyle resesyon fiyatlaması yeniden gündeme geldi. Bir de bunun üzerine Conference Board tüketici güveni de beklentilerin altında gelince piyasa dedi ki tamam. Yani Amerika'da yeni bir bankacılık krizi olabilir. Zaten Salı günkü bu haber sadece Amerikan endekslerine değil, başta Avrupa endeksleri olmak üzere hatta bize de sirayet etti ve bizi de 2 gün baskılayan önemli haberlerden biriydi. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, bu First Republic Bank'taki bu güçlü mevduat çıkışı şu an güçlü tutuyor bankacılık krizi kaynaklı haberleri. Bir sonraki güne de yansıdı. Bir sonraki günde de %30'luk bir düşüş oldu hissede. Yani ne demek bu? Sene başından bu yana bu en sorunlu bankanın hisselerine %96'lık bir düşüş var. Yani neredeyse erimiş yani tüm değerleri. Dolayısıyla piyasaya şu haber geldi Çarşamba günü. Hükümet kurtarmayacak First Republic Bank'ı. Hatta banka düzenleyicileri bu bankanın Fed'den borçlanmasını kısıtlayacak adımlar atacak. İşte ikinci günkü o %30'luk düşüşün sebebi buydu. Dolayısıyla bankacılık endişeleri daha da kızıştı.
Hatta şöyle söyleyeyim, hani biraz sonra anlatacağım, bu OnSalt'ın tarafında bu First Bank'la ilgili haberler bir miktar ne yaptı? Destek verdi. Şimdi Amerika'da First Bank'la ilgili bilançolarla ilgili böyle bir gelişme varken, şimdi hafta geneline baktığımızda teknoloji hisselerinde de oldukça iyi bilançolar geldiğini görüyoruz. Örneğin bunlardan biri Microsoft. Microsoft da bu bulut bilişim işinden oldukça iyi kar ettiği, elde ettiği görüldü. %14'lük ilk bilanço açıklandıktan sonra yükseliş oldu. Microsoft'un bu bulut bilişim işi sadece kendisini değil, bulut bilişimde rakibi olan işte Amazon gibi, Snowflake gibi, Datadog gibi şirketler, teknoloji şirketlerine de alım getirdi. Bunun yanı sıra bu hafta Meta Platforms oldukça yine gündemdeydi. Orada da yine güçlü bir bilanço gördük. Özellikle yapay zeka bilançolarda çok güçlü etki yaratmış gibi görünüyor Johnson Hanım. Dolayısıyla yani bu ilk dönemdeki bilançolardaki güçlü, özellikle teknoloji hisselerindeki iyi gelen bilançoların sebebi yapay zekanın, özellikle bu teknoloji şirketlerinin başta reklam gelirleri olmak üzere satışlarını ve reklam gelirlerini ciddi artırmış olması. Dolayısıyla orada da bir artı gördük. Mesela şöyle örnek vereyim. Amazon açıkladı dün. Amazon'da gelirler ve karlar beklenti üstü olmasına rağmen yapay zeka tarafında bir miktar ve bulut bilişim tarafında özellikle geri kalması hissede bir düşüş yarattı ve bu baskıyı hala Amazon tarafında görüyoruz. Haliyle şunu söyleyeyim, hazır bilançolar tarafı açıklanmışken karışık geliyor, onu söyleyeyim. Mesela Pestvek dediğimiz bir banka var. Bu da orta ölçekli. Mesela orada iyi geldi bilançosu. Ama First Republic Bank'ta kötü geldi. Büyük bankalarda fena değil. Teknoloji hisseleri gayet iyi. Zaten şunu söyleyeyim, yani bu haftaki Amerikan piyasalarındaki başı çeken ve yükselişin ana sebebi teknoloji hisselerinin bilançolarının güçlü gelmesi. Öyle ki bu sadece Amerika tarafında değil, başta Asya piyasaları ki teknoloji endeksli ya da teknoloji endekslerine güçlü alım getiriyor. Şimdi önemini anlatacağım. Dolayısıyla hafta içi gelen veriler kötü aslında. Hem enflasyonun yüksek olduğuna delalet ediyor ve resesyon etkisinin güçlü olduğuna delalet ediyor. Ama özellikle son 2 gündür endeksler bana mısın demedi. Çünkü endeksler yoruldu, dedi ki şimdilik ben bu bir miktar enflasyon ve işte büyümenin düşük gelmesiyle ilgilenmiyorum. Ben bunun biraz tadını çıkaracağım modunda. Şimdi anlatacağım ne demek istediğimi. Dolayısıyla şu örneği vererek bilanço tarafını kapatayım. S&P'de şu ana kadar 260 şirket veri açıklamış. Bu 260 şirketin %80'i beklentilerin üzerinde olumlu sürpriz yapmış. Dolayısıyla bilançolar iyi, beklenenden daha iyi. Tabii diğer dönemlere göre elbette karlılıklarda düşüş var ama beklentilere göre iyi geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim, Salı gününü geçtik. Geldik Çarşamba gününe. Çarşamba gününe geldiğimizde Amerika'da dayanıklı mal siparişleri yine ekonomik büyümenin öncü göstergesidir. Çünkü Amerikan ekonomisi ağırlıklı olarak özel tüketim harcamaları kaynaklı büyüyen bir ekonomi. Dolayısıyla tüketicilerin ne yapıp ne ettiğini gösteren önemli bir maddedir dayanıklı mal siparişleri. Orada çekirdek tarafta da manşet tarafta da beklentinin üstü bir rakam geldi. Bu da güçlü ekonomiye işaret etti. Asıl Perşembe günü çok önemli oldu Amerika tarafında. Amerika'nın 2023 birinci çeyrek büyümesini karşıladık. 1,9 bekleniyordu. 1,1 geldi. Yani beklentilerin oldukça altında. Neredeyse yarı yarıya gelmiş veri. İşsizlik maaşı başvurularına bakıyoruz. Orada da beklenenden daha az kişi işsizlik maaşı başvurusuna vurmuş. Bu ne demek? İş gücü piyasası oldukça sıkı. Yine Perşembe gelen birinci çeyrek kişisel tüketim giderleri var. Reel tüketim harcamaları. Orada bir artış var bir önceki çeyreğe göre. Bu ne demek? Tüketici harcamaları geçen çeyreğe göre artmış. Yani enflasyonun talep tarafı güçlü olacak. Enflasyon kolay kolay düşmeyecek veya inatçı olacak demek. Şimdi ne oldu peki Perşembe günü? İki şey kötü geldi. Ekonomik büyüme kötü geldi. Endekslere baskı getirmesi lazım. Enflasyon öncü göstergeleri beklenenden yüksek geldi. Bunun da endekslere baskı getirmesi lazım. Ama öyle olmadı. Dün Nasdaq'ta %2,5, S&P'de %1,5 ve Dow Jones'ta da yine %1'lik bir yükseliş vardı. Neden? Çünkü özellikle biraz önce söylediğim gibi Meta'nın iyi gelen bilançosu endeksler tarafını güçlendirdi Johnson. Dolayısıyla piyasa neyle ilgilenmedi? Ekonomik büyüme verileri karışık geliyor olsa da bir miktar endeksleri baskılayacak türde geliyor olsa da endeksler özellikle Çarşamba gününden sonra ilgilenmedi. Geldik bugüne. Bugün Amerika'nın PCE verisi. Yani enflasyon için öncü gösterge, en önemli enflasyon öncü göstergesidir. Hatta şunu söylemek artık yanlış değil. Fed'in projeksiyonlarında, ekonomik projeksiyonlarında hedeflediği enflasyon PCE verisidir. Birçok yayında söylüyorum. Enflasyondan farkı şudur. PCE'de
Biz hem kır hem kenti birlikte alıyoruz anket yaparken. Enflasyon TÜFE'de ise sadece kentleri baz alarak anket yapıyoruz. Aradaki tek fark bu, örneklem farkı var ama Fed'in baktığı aslında hedeflerinde bize o FOMC akşamlarında enflasyon hedeflemesi olarak açıkladığı şey PC'dir. Şimdi PC'ye baktığımızda şu, manşet tarafta yıllık bazda %5'ten 4,1'e güçlü bir geri çekilme bekleniyordu. %5'ten 4,2'ye. Yani evet, yani beklentinin bir miktar üstünde açıklanmış ama %0,8'lik bir düşüş var. Bu oldukça iyi. Manşet aylık tarafa bakalım. %0,3'lük bir artış bekleniyordu. Orada da %0,1 olmuş. Yani aylık bazda 0,3'ten 0,1'e bir düşme var. Bu da oldukça olumlu. Yani manşet taraf diyor ki Amerika'da enflasyon düşüyor diyor. Çok net bir şekilde bunu gösteriyor. Hem aylık hem yıllık. Çekirdek tarafa baktığımızda orada bir değişme beklenmiyordu. Yani yıllık bazda %4,6 idi. 4,6 bekleniyordu. Orada sürpriz yaptı. Yukarı yönlü bir yükseliş gördü. %4,7'ye çıktı. Aylık tarafa baktığımda %0,3 beklenirken orada da bir değişme yok. %0,3'lük aylık bazda da çekirdek tarafta bir veri var. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımda çekirdek taraf iyi değil. Aksine yıllık bazda yönünü yukarı çevirmiş. Dolayısıyla bu veri bize şunu gösteriyor. Yani veriye baktığınızda rasyonel olarak bakarsanız İyi taraf da var, kötü taraf da var. Elbette biraz önce söylediğim manşetteki bu geri çekilme önemli ama çekirdekte de bir yukarı yönlü gidişat var. Şimdi dolayısıyla Fed'in en çok rahatsız olduğu yer neresi? Çekirdek enflasyon. Orası diyor kolay kolay düşmeyecek. Hatta bu senaryoyu Fed bize söyledi. Ara ara orada yukarı yönlü yükselişler göreceğiz dedik. Onu görüyoruz. Bir kere şunu gelen veri çok net kanıtlıyor. Amerika'da çekirdek enflasyon inatçı olacak, kalıcı olacak. Bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Ne oldu peki? Zaten piyasa fiyatlamalarına baktığımızda piyasa çok güçlü reaksiyon vermedi ama bir miktar tarafını olumlu tarafta kullandı. Ne oldu? Bir miktar daha az agresif Fed fiyatlaması gündeme geldi. Çok güçlü olmasa da şöyle söyleyeyim. Veriden önce dolar endeksi 101.8'di. Manşet enflasyonu gerilediği için enflasyon düşecek. Daha fazla faiz artımına ihtiyaç yok da 101.7'ye geriledi. Çok güçlü bir geri çekilme değil. 2 yıllıklar 4.07'den gelen PCE verisi sonrası 4.03'e geriledi. 10 yıllıklar 3.48'den 3.44'e geriledi. Haliyle evet dolar endeksinin gerilemesi altın için olumlu ama 2 yıllık 10 yıllıklardaki bu ne diyelim orada da bir geri çekilmeyle 1992'den ons'tan 1993'e. Yani bir miktar nötr kaldı demek çok yanlış olmayacaktır. Gelelim neye? Fakat şeye bakalım, swap tarafına bakalım. Swap tarafında da şu oldu. Orada da çok büyük değişme yok ama yine orada da bir miktar daha az agresif Fed fiyatlandı. Mesela Mayıs ayında 25 bas puan gelme olasılığı %85,4'tü. PCE verisi sonrası bu 84,8'e geriledi. Yani benim için önemli olan şu. Hani burada çok büyük geri çekilme olmasa da piyasa çekirdekte bir kötüleşme var. Manşette bir iyileşme var. Dolayısıyla hangisini daha çok dikkate alıyor? Manşet tarafı. Tabii manşet tarafı dikkate almasında şu alt plan da var. Şimdi ne geldi? First Republic Bank bankacılık krizi endişelerini tekrar gündeme getirdi. Orası hala sıcak duruyor bir. İki, birinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin oldukça altında gelmiş. Dolayısıyla ekonomi beklenenden daha önce ve daha güçlü nitelikte resesyon etkisi gösterebilir. Dolayısıyla bu da bir miktar daha Fed'in elini kolunu bağlayan bir mesele. Bu altyapıyla birlikte de gelen enflasyon rakamlarına çekirdek tarafa çok güçlü reaksiyon vermiyor. Şimdi peki ne oldu? Saat 17'de bir diğer veri geldi. Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentileri ilk okuma 14 Nisan'daydı. 12 ay sonrası için hatırlayın program yaptığımızda da söyledim. %3,6'dan %4,6'ya çıkmıştı ve piyasayı terse döndürmüştü Waller'ın konuşmasıyla. Şimdi bugünkü gelen veride ikinci okumada bir yıllık enflasyon beklentisi yine %4,6. Fakat 5 yıllık enflasyon beklentisinde %2,9'dan %3'e bir yükselme var. Piyasa buna bir önceki gelen enflasyon verisiyle birlikte bir miktar daha ne tepki verdi diyelim? Bir miktar daha şahin tepki verdi. Yani biraz önce o çekirdek tarafı görmezden gelmişti ama yok yani hani ben görmezden geliyorum ama yani bu enflasyon bayağı bir canımızı sıkacak dedi. Evet çok güçlü değil ama yön önemli en azından. Örneğin şöyle söyleyeyim. PC ile 3.44'e geri çekilen 2 yıllıklar 3.46'ya çıktı. 2 yıllıklar 4.03'ten 4.06'ya çıktı. Altın tarafına baktığımda 1993'ten 1991'e geri çekildi. Yine gram altında da bir değişme olmadı 1240. Fakat swap tarafında 25 bas puan gelme olasılığı %90'a çıktı Cansu Hanım.
iki veri birleşince, yani hem PCE verileri hem enflasyon beklentileri, enflasyon kalıcı olacak, kolay kolay düşmeyecek. Ve şu oldu, yılın ikinci yarısı, şu an en son tabloyu söyleyeyim swap tarafında. Diyor ki Mayıs ayında 25 bas puan gelme olasılığı %90. Ondan sonra Fed duracak. Ne zamana kadar duracak? Kasım'a kadar. Kasım'da bir 25 bas puan indirim. Aralık'ta bir 25 bas puan indirim. Yani 50 bas puan indirim. Seneyi 4.50-4.75'te kapatır diyor. Şimdi gelelim buradan. Önce Fed ne yapar, ne eder haftaya? 3 Mayıs'ta toplantı var. Artık şurası net. Yani Mayıs'ta 25 bas puan gelecek. Bu fiyatlandı. Bu anlamda piyasada Mayıs akşamı, yani 3 Mayıs akşamı piyasa fiyatlamaları etkileyecek olan şey ileriye dönük sözlü yönlendirmeler olacak. Gerek faiz karar metninde, gerekse özellikle de Powell'ın konuşmalarını. Çünkü neden? Piyasa diyor ki Haziran'da artık Fed faiz artırmaz. Şimdi peki artırır mı artırmaz mı? Bir belirsizlik var. Eğer bankacılık krizi olmasaydı, bankacılık krizi kaynaklı kredi daralmasının biz meselesi söz konusu olmasaydı, ben şunu çok net söyleyeyim. Fed bu enflasyon rakamları artı bu işsiz iş gücü piyasası rakamlarıyla 1.25 bas puan daha artırma olasılığı çok güçlü olurdu. Benim için masada olurdu ağırlıklı olarak. Hala öyle. Bence Fed tarafında da böyle. Fakat Fed bize ne dedi? Ben dedi verilere bakacağım. Bir de neye bakacağım? Bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması. Eğer benim yapacağım faiz artışının sonucunda kredi kısıtlamasını yapacaksa benim faiz artırmama gerek yok. Bunun için o finansal koşullar endeksine bakarak karar vereceğim dedi. Şimdi orayı bilemiyoruz. Hatta şu nedenle de bilemiyoruz. Şimdi birkaç tane finansal koşul endeksi var. Oraya bakarak bir öngörüde bulunabiliriz. Ama Powell şunu söyledi. Ya o bile gerçeği yansıtmıyor. Oradaki sıkılaşmanın daha ötesinde bir sıkılaşma da olabilir. Dolayısıyla şunu söyleyeyim yalnız. Yani Amerika'daki haftalık para banka istatistiklerine baktığımızda durumun daha iyi gittiğini, ne zamana kadar ama bu First Republic olayına kadar bu hafta daha iyi toparlanma vardı. Kredi daralması beklenenden daha azdı ve daha iyi gidiyordu. Fakat şimdi First Republic Bank'la ilgili bu yeni haber akışlarıyla birlikte iyice bir belirsizlik artmış oldu. Şimdi dolayısıyla Haziran için ne diyecek Fed? Bence ilk olarak piyasalarda ana fiyatlamayı etkileyecek olan şey bu. Dolayısıyla altını da gelecek olan 25 bas puanlık faiz artışı değil, Powell'ın ne söyleyeceği veya işte karar metninde şu olacak mı? Evet, ongoing increases kelimesini çıkardılar. Yani Türkçesi şudur. Devam eden faiz artışları. Yani birkaç daha devam edecek demek. Şimdi dolayısıyla onun yerine gerektiğinde sıkılaştırıcı adımlar atılacaktır. Ek sıkılaştırma adımlar kelimesi getirilmişti. Şimdi orası çok önemli olacak faiz karar metni. Orada ne diyecek? Enflasyona ilişkin ne diyecek ve Powell elbette ne diyecek soru cevap kısmında. Haliyle şunu söyleyeyim. Eğer beklenenden daha güvercin bir Powell olursa bu altının önünü açar. Dolayısıyla altında hem ons tarafında hem gram altında biz yükselişi görürüz. Zaten bence altın tarafında eğer bir alım fırsatı olacaksa 3 Mayıs günü olacak çok kuvvetli ihtimal. Eğer Powell piyasanın beklediğinden daha şahin olursa, yani o Haziran'da da gelebiliriz ya da onu tam söylemese bile ama o kapıyı kapatmazsa altında bu durumda biz bir geri çekilme görebiliriz ons altın tarafında ve haliyle gram altın tarafında. Eğer yok olmazsa, ya zaten Powell da güvercin diyelim ki öyle olmasa bile güvercin bile olsa bu durumda dediğim gibi ons tarafında artık o 2000 üstü kalıcılık bir miktar daha sağlanır gibi geliyor. Ve ne diyelim gram altında da işte o tarihi rekorları görebiliriz. Şimdi burada şuna bakacağız. Şimdi iki senaryo üzerinden gidelim. Altını da burada cevaplamış olayım hazır Fed tarafı gelmişken. Şimdi altında bu hafta neyi gördük biz? First Republic Bank'la bir geçen hafta 2000'in altında kapadık. Çünkü banka bilançoları çok iyi gelmişti bayram haftasında o Perşembe Cuma günü. Dolayısıyla ekonomi güçlü, özellikle orta ölçekli banka bilançoları da iyi gelmişti. Altını baskılayarak 2000'in altında kapatmıştık biz. Sonra First Republic Bank'la ilgili haberler gelince buna ne yarattı? Resesyon endişesi ve güvenli liman talebi yarattı. Güvenli liman talebiyle ons tarafında 2000 üstüne çıktık ama o 2020'nin üstüne atamadık. Neden? Güvenli liman talebi gelince bankacılık kriziyle dolar endeksinde de biz güçlenme gördük. Neye rağmen? 10 yıllık, 2 yıllıklarda geri çekilmeye rağmen, endekslerdeki baskıya rağmen. Çünkü dolar da güçlü bir güvenli liman talebi görüyor son yıllarda. Şimdi dolayısıyla 2000 üstüne çıktı altın ama o 2020'yi geçemedik. Haliyle şeye baktığım zaman yani şu anki son duruma baktığımda enflasyondaki o işte yükselişle beraber işte PCE tarafındaki veriler bunlara baktığımda
ve iyi gelen bilançolarla beraber daha az ne diyelim daha güçlü duran dolar endeksiyle birlikte 1900 şu an 92'lerde giden bir altın görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, evet altında bir geri çekilme var ama emtialarla kıyasladığımızda bence hala altın güçlü durmaya devam ediyor. Yani 1990 önemli desteklerden biri. Burayı bir türlü aşağı doğru, evet 1970'ler 80'ler test edilse de buranın üzerinde tutulmaya devam eden ons altın tarafı var. Gram altın tarafı da öyle, mesela 1230-1225'ler altında aslında daha sert bir geri çekilme göreceğiz. Orada da yine 1240'lar civarında güçlü bir duruş görüyoruz. Haliyle olur da şahin bir Powell olursa ve daha böyle direkt ve daha güçlü bir faiz artırım sinyali verirse, bana kalırsa takip edeceğiz. 1980 altına iniş olabilir. 1980 altına 1960 destek. Sonrasında 1960 altına kırarsak 1930'lar gündeme gelecektir. Dolayısıyla yani tabii şimdi burada şey çok önemli. Yani öngörünün ne olacağı çok önemli. Yani benim ne düşündüğüm çok önemli olacak. Çünkü neden? Önceden elbette değerli yatırımcılarımıza bir yön çizmek gerekir. Haliyle ben beklentimi söyleyeyim. Yani ben çok güvercin olabilecek Powell olma ihtimali güçlü görmüyorum. Dolayısıyla daha ketum olacak. Çok şahin de olmayacak bile isteye. Çok güvercin de olmayacaktır. Daha ketum olan, belirsizliklerin olduğu, belirsizliklere göre karar vereceklerini söylediği bir Powell olma ihtimali olabilir gibi geliyor. Ama şu kapıyı da kapatmıyorum. Haziran'a ilişkin bir önden sözle yönlendirme de gelebilir. Yani ona bir bakmak gerekir. Orası çok net değil. Dolayısıyla ama benim yine de hani hangi taraftayım diye sorarsanız, ben açıkçası ne çok şahin, yani işte faiz artışı gelebilir, elbette şunu söyleyecek, bakın iş gücü piyasası sıkı diyecek. Enflasyonda çekirdek tarafta, barınma dışındaki hizmet enflasyonu dışında istediğimiz yerde değiliz diyecek. Bunları bekliyorum çünkü veriler ortada. Piyasanın böyle görmek istemediği kadar enflasyon iyi düzeylerde değil. Manşet taraf evet geriliyor ama çekirdek tarafta kalıcılık gün gibi ortada. Dolayısıyla bunları dinlemeye devam edecek. Yüzdeki enflasyonumuz var diyecek, daha yapacak çok işimiz var diyecek. Ama çok net bir mesaj verir mi Haziran'a ilişkin? Açıkçası bundan çok emin değilim. Bankacılık krizine atıfta bulunacak. Sağlam diyecek bence hala bir önceki gibi. Evet, First Bank'la ilgili sorular elbette gelecek. Dolayısıyla orada da şöyle bir mesaj bekliyorum yine. Yani kredi daralmasına bakacağız. Kredi daralmasına göre karar vereceğiz tadında bir Powell olma ihtimali. Yani o belirsizliğini koruyan bir Powell olma ihtimali sanki bir miktar daha güçlü olabilirmiş gibi geliyor. Ama dediğim gibi bir sürpriz bu sefer olabilir. Yani o bir sürprizde de artık hani faiz artışlarında sona geldik minvalinde de olabilir. Dediğim gibi elbette bunu öngörmek çok mümkün değil. Yani dediğim gibi ya belirsiz duracak, çok şahin olmayacak ama. Çok güvercin de olmayacak. Daha ortada durmayı tercih edecek. Ya da bana kalırsa sürpriz olacaksa, bir sapma olacaksa bir miktar daha Haziran'da durabiliriz. Gelmeyebilir tadında bir Powell olabilir diye düşünüyorum. İşte son dönemdekilere bakarsak, örneklemlere bakarsak daha ketum olma, daha böyle bekle gör bir verilere bakalım tadında Powell olma ihtimali sanki bir miktar daha güçlü olabilir ama artık sona yaklaştık diyen bir Powell olursa da faiz artırmayacağız yani Powell olursa sürpriz olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Ama şunu beklemediğimi söyleyebilirim. Yani işte enflasyon evet kötü diyecek, iş gücü piyasası sıkı diyecek ama faiz artırımlarına çok net devam edeceğiz. Sıkılaşmamız gerekir. Açıkçası şimdilik beklemediğimi söyleyebilirim. Yani en şahin açıklama belirsiz, daha belirsiz ortada duran Powell olabilir diye düşünüyorum. Peki böyle olursa ne olur? Yani en kötü senaryo ne benim için? Yani piyasa için benim bas senaryomda. Daha ortada duran bir Powell. Dolayısıyla daha ortada duran bir Powell elbette bana kalırsa yine bir miktar altına güç verebilir. Çünkü piyasa bunu bir miktar güvercin de algılayabilir. Tabii şunu söyleyeyim, hani kesin böyle yatırımcılarımıza yanlış yönlendirmek istemiyorum ama elbette ne söyleyeceği, bakın bir kelime bile çok farklı yerlere getirebiliyor veya bir cümle bile getirebiliyor. Bu sürprizlerle de karşılaşıyor. Bu şerhi koyayım lütfen, yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü çok önemli bir toplantı olacak sözlü yönlendirme adına. Ama şunu söyleyeyim, piyasadaki beklentileri söyleyeyim. Swap tarafını da paralel olarak benim güvendiğim, hem yurt dışındaki hem yurt içindeki analistleri de takip ediyorum elbette. Dolayısıyla herkes de şu artık hakim. Mayıs'ta bir 25 bas puan faiz artıracak ve ondan sonra duracak. Hani bu kısmında benim güvendiğim, değerlerine, görüşlerine değer verdiğim ekonomistler bu görüşte. Şimdilik ben de bu görüşteyim. Dediğim gibi orayı bir miktar takip ediyor olacağız. Ama elbette enflasyon verileri daha kötü gelmeye devam eder, istihdam daha sıkı olursa bu şu demek de değil tabii ki. Haziran'da bir faiz artırmayacak demek de değil. Yılın ikinci yarısına ilişkin hala 50 bas puanlık indirimi irrasyonel gördüğünü söyleyebilirim.
Dolayısıyla şunu söyleyecektir diye düşünüyorum. Yani faiz indirmeyi düşünmüyoruz. Böyle bir beklentimiz yok diyecektir bence bu toplantıda yine. Zaten hani artık piyasa şimdilik bu Haziran'ı bir anlayacak da Haziran'dan sonra artık orada bir kırılma olacak. Yani Fed bu ben faiz indirmeyeceğim meselesinde piyasayı ikna ederken çok şahin mi olacak, çok güvercin mi olacak, bunu nasıl yapacak? Orası zaten asıl volatilite yaratacak noktalardan biri diye düşünüyorum Cansu Hanım. Toparlayayım, hazır böyle yayının başında altına bu noktada cevap vermiş olayım. Altında evet bir ne diyelim bu hafta bir yönüyle güçlü bir yönüyle baskı olduğunu görüyoruz. Baskılardan biri resesyon fiyatlaması. Emtia fiyatlarını çok aşağı çekse de altın üzerinde bu aşağı çekilme çok güçlü olmuyor. Çünkü neden? Fed artık faiz artışında sona geldi fiyatlaması altını güçlü tutuyor bir yönde. Bir yönde bu hafta First Republic Bank'la birlikte bankacılık endişeleri hala bir miktar azalsa da salı gününe göre hala gündemde. Buradan da güç alıyor. Haliyle kırılma noktası 3 Mayıs olacak. Güvercin bir Powell olursa bence 2020'ler üstü 2040'lara doğru gidişat olur. Ons tarafında, gram altın tarafında da o en son gördüğümüz 1275'lere doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Ama yok şahin bir Powell olur, piyasanın beklediğinden daha şahin. Hem karar metni bazında hem Powell bazında elbette bu altın tarafında baskı yaratır. Ama şunu yine söyleyeyim. Baskı geliyor olsa da ben açıkçası çok güçlü bir düzeltme de beklemediğimi, yine o güçlü duruşun konsolidasyonu yine altın tarafında devam edeceği de kanaatindeyim Cansu Hanım. Haliyle toparlayayım. Altın bir alım fırsatı verebilir. Eğer Şahin Powell olursa veya Şahin olmayı piyasa böyle bile algılarsa onu da bekleyip göreceğiz Cansu Hanım. Evet, o zaman diyoruz ki altın için 3 Mayıs'ın faiz kararını değil de tamamen Powell'ın yapacağı açıklamalar ve ileriyi nasıl konumlandırdığına bakacağız. Evet, Cansu Hanım. Yani bundan sonraki sürede dediğim gibi yani farklı elbette hani 3 Mayıs sonrasında da farklı haber akışları elbette olacak ama yani şu an şurası ne? Hani altında şu an için çok güçlü bir alım fırsatı var mı? Elbette bence yok. Çünkü oldukça yüksek seviyelerdeyiz. Bir miktar altın yatırımcısı bu fırsatı kaçırdı diyebiliriz. Ama hani daha kısa, orta ve uzun vadeler için hani sunulacaksa zaten Mayıs FOMC ve Haziran FOMC önemli fırsatlar olacak bu noktada. Çünkü kırılma noktaları, evet biz işte verileri yorumluyoruz belki ama sonuç olarak Powell'ın ne dediği, Fed'in ne adım attığı önemli oluyor. Dolayısıyla artık Haziran'dan sonra alım fırsatı bana kalırsa Haziran FOMC'den sonra yani çok büyük değişmeler olmadı söylüyor. Mesela bir bankacılık krizi çıkar, çok farklı bir noktaya elbette gelir, çok çok yükselebilir. Dolayısıyla artık bu Mayıs toplantısı ve Haziran toplantısı bu anlamda takip ediyor olacağız alım fırsatı olarak değerlendirmek için diye düşünüyorum Cansu Hanım. Evet, gerçekten Fed'in faiz kararını merak ediyoruz ama bir de tabii ki de Avrupa tarafı da var. Avrupa tarafında Euro bölgesinden büyüme verisi geldi. %0,1 büyüyerek resesyondan kurtuldu ifadeleri yer aldı. Tabii ki de faiz kararını Avrupa tarafından da bekliyoruz ve IMF'den de bu konuda uyarı geldi. Faiz kararında dikkatli adımlar atılmasını istediler. Bu bölümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nda nasıl bir yön izleyebilir? O da Fed'i takip edip faiz kararında aynı minimalde bir faiz kararı verebilir mi? Yoksa onlar başka bir yol izleyebilirler mi? Cansu'm şöyle söyleyeyim. Yani artık hani videoya baktım 28 dakika olmuş. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani Euro bölgesinden biz bugün ağırlıklı olarak birinci çeyrek büyüme rakamları ve TÜFE rakamlarını aldık. Birinci çeyrek büyüme rakamlarında iyi de var, kötü de var. İyi şu. ECB bize ne dedi? Ben 2020, 2022'nin son çeyreği veya 2023'ün ilk çeyreği ben resesyona girebilirim dedi. Dolayısıyla her ne kadar beklenti altı gelmiş olsa da gerek Euro bölgesi geneli gerekse ülkelerden birkaç tanesi yine de bu resesyona girmeyen bir Avrupa'yı gösteriyor. Bu yönü itibariyle olumlu. Avrupa şu an hala bizim o 2022'de güçlü gördüğümüz Avrupa resesyona girmedi. Euro bölgesinin çeyreklik ve yıllık bazda beklentinin bir miktar altında. Bugün canı sıkan Almanya oldu. Almanya'da ilk çeyrekte çeyreklik bazda yükseliş bekleniyordu. 0,2 0,1 daraldı. Yani şey resesyon için biliyorsunuz iki çeyrek üst üste daralma olması lazım. Dolayısıyla amiral gemi önemlidir Euro bölgesi için. Orası can sıktı yalnız. Almanya'ya ayrı bir parantez açayım. Fransa İtalya'dan beklenti üstü çeyreklik bazda yine yıllık bazda oldukça iyi. Haliyle genel olarak iyi ama Almanya'nın can sıktığını bir tarafa koyalım. TÜFE rakamlarına bakalım. TÜFE rakamlarında da can sıkan bir durum elbette var. Evet Almanya'da bir geri çekilme oldu. %7,4'ten 7,2'ye. Son 2 ayda yükseliş vardı. Olumlu.
İspanya'da son 2 ayda yükseliş vardı. Yine yükseliş devam etti yıllık bazda TÜFE'de. Fransa'da da yine yükseliş vardı. Aynen korudu. Şimdi dolayısıyla enflasyon tarafına baktığımda ve özellikle çekirdek taraflara baktığımda Euro bölgesinde de enflasyon artırılan faiz oranlarına göre çok iyi gitmiyor. Büyüme rakamlarına baktığımda evet Almanya can sıkıyor ama genel olarak iyi. Bu ne demek? Daha şahin bir ECB masada duruyor demek. Şimdi bakın 25 bas puan orada da yani 4 Mayıs'ta da biliyorsunuz Perşembe günü ECB'nin faiz kararı var. Orada 25 bas puan hala masada bazıları diyor ki işte enflasyon özellikle çekirdek taraf güçlü gidiyor 50 ile gelir mi? Bence ben kesinlikle olasılık dahilinde görmüyorum. Yani eğer ECB çok şahin olacaksa 25'i 50'ye çıkararak değil de bir 25 bas puan daha ileride fazla faiz artırarak mı yapmak isteyecektir? Çünkü ciddi olarak şu saatten sonra bankacılık krizinin bile gün gibi ortada olduğu bir noktada faiz artırım hızını gündeme getirmez. Neden? Çünkü SVB yani Silicon Valley Bank'ta bu krizi çıkaran söylemlerden biri Powell'ın 50 baza çıkabiliriz söylemi oldu. Bunu yapmaz diye düşünüyorum ECB. Dolayısıyla peki yıl geneli ne diyor piyasa? 25, 25, 25 yapar diyenler var. Yani 75 bas puan artırıp şu an 3 olan faiz 3.75'e çıkarırlar diyen var. Yok 50 yapar diyenler var. Piyasada bir ayrım nokta var. Şimdi ben bugünkü verilerden önce baktım. ECB'de swap tarafında tavan faiz 3.56 idi. Bugün baktım verilerden sonra 3.66'ya yükselmiş. Yani enflasyonun sorunlu olduğunu piyasa daha güçlü fiyatlamış. Zaten ekonomik büyüme verileri beklenti altı olsa da hani bir miktar Almanya'da resesyon emaresi olsa da yine de bana kalırsa ekonomik büyüme tarafı da çok kötü değil. Hele ki Amerika ile kıyasladığınızda Amerika'da çok güçlü bir düşme görüldü. Euro bölgesinde öyle değil. Dolayısıyla orada da bana kalırsa şimdilik 75 bas puan artırma ECB olasılığı daha yüksek. Bunu neden de söylüyorum? Üyeler de çok şahin konuşuyorlar. Diyorlar ki çekirdek taraf can sıkıcı. Evet en şahin üyeler zaten şahin konuşuyorlar ama o güvercin olarak telendirdiğimiz üyeler de çok da güvercin konuşmuyorlar. Dediğim gibi çok ekstrem bir durum olmadığı sürece onlar da Mart'ta 25 bas puan artırıp yılın geri kanalında 50 bas puan daha gelir. Swap tarafı diyor ki 2024 itibariyle orada da faiz indirimleri başlar diyor. Ben bir miktar daha ECB'nin şahin olabileceği bu noktada kanaatindeyim Cansu Hanım. Dolayısıyla da şunu söyleyeyim. Yani euro dolar paritesi evet 1.10 üstüne atıyor. Amerika'dan veri geliyor 1.10 altına atıyor. Haliyle orada da tabii şu da önemli olacak bakın. Evet faiz kararı ya bana kalırsa ECB'nin 25 bas puan faiz kararı Fed'in kararına göre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. Kafa karışıklığı var orada. Bazıları 50 ile gelir diyenler de var. Sözlü yönlendirme de çok önemli olacak. Hani o 75 mi yapacaklar, 50 mi yapacaklar yoksa faiz indirimlerine başlar diyenler de var bu sene orada. FED kadar güçlü olmasa da. Dolayısıyla Lagarde'ın ne söyleyip ne edeceği ileriye dönük sözlü yönlendirmeleri de yine o paritenin 1.10 üstünde bir konsolidasyon bir sağlaması lazım. Orada güçlü bir konsolidasyon sağlarsa zaten önü bir miktar açılacak. Haliyle o açıdan da paritenin gidişatı açısından da önemli olacak diye düşünüyorum Cansu Hanım. Yani pariteyi bu hafta baskılayan Amerika'nın güçlü bilançoları oldu. Ben bunu bekliyordum açıkçası bir nevi. Haliyle o 1.10'daki tutunmayı bir görmemiz lazım ki 1.12'ler 1.14'lere doğru bir yol açılsın. Haliyle yani şu daha net gibi görünüyor yılın ikinci yarısı. Yani dolar adını siz söyleyin. Dolarsa euro yani doların bir miktar dolar endeksinin gerileyip euronun daha güçlü durma ihtimali bir miktar daha güçlü gibi görünüyor şu an için. Diyorsunuz. Biraz değişti gibi roller. Onu algıladım. Önceden dolar endeksi hep bir hareketliydi. Euro'yu biraz eziyordu ama şimdi tam tersi oldu gibi. Bakalım FED faiz kararında nasıl bir yol izleyecek? Avrupa Merkez Bankası nasıl bir kararla çıkacak karşımıza? Ama dediğiniz gibi haftaya çok çok önemli verileri takip edeceğiz. Yani ben açıkçası bu haftayı oldukça önemli bekliyordum ama haftanın ekonomik takvimine baktığımda haftaya daha önemli. Onu fark ettim. Evet, evet haftaya önemli, çok kritik Merkez Bankası kararları gelecek. Dediğim gibi yani faiz kararlarından ziyade ileride ne yapacakları çok önemli olacak. Bu anlamda şunu söyleyeyim, bu arada konumuz altınken yani ben altında hani alım fırsatı olarak geri çekilmeleri bekleyin diyorum ama yılın ikinci yarısı açıkçası hani biraz önce de söylediğim gibi Mayıs-Haziran önemli olacak. Ondan sonra ben gerçek anlamda çok ciddi alım fırsatları beklemediğimi söyleyebilirim. Çünkü en azından Fed duracak. Dolayısıyla resesyona ilişkin öncü göstergeler daha net ortaya çıkacak. Dolayısıyla resesyonda bir belirsizlik olduğu için güvenli liman gömleği giymek de altına güç verecek.
Onun için yani Mayıs'ta, Haziran'da aldık diyelim. Sonrasında bir miktar daha o geri çekilmeleri görme ihtimali çok zor olabilir diye düşünüyorum Cansu. Tırnak içinde ekstrem durumlar olmadığı sürece. Evet, bakalım nasıl bir hafta bizleri bekliyor, nasıl bir dönem bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tüm piyasaları değerlendirdik. Gerçekten küresel tarafta oldukça ben de altının durumunu merak ediyordum. Çünkü haftaya dediğim gibi çok önemli bir takvimle karşı karşıyayız. İzleyicilerimize de hemen buradan sesleneyim. Yorumlar kısmında siz de tabii ki de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Fed'in nasıl bir kararla geleceğine, Avrupa'nın onu takip etmeyeceğini gibi yorumlarınız gerçekten önem veriyoruz. Tabii de yorumsuz da bırakmıyoruz. Biz de hemen altına yazıyoruz. Çok çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz herhangi bir veri, bilgi var mıydı acaba? Son bir şey, şimdi Türkiye'de de Tabii. biliyorsunuz seçim var 2 hafta sonra ve kuvvetle muhtemel ikinci tura kalacak bir seçim görünüyor seçim anketlerine göre. Dolayısıyla çok kritik bir ay bizi bekliyor. Bu anlamda portföylerde yatırımcıların döviz ve döviz varlıkları işte da yönelik kısa vadede ağırlıklarını artırabileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda gram altın gibi dövize yönelik varlıklar daha ön planda olursa daha alternatif daha olumlu bir tablo oluşur diye düşünüyorum. O şeyi de vermiş olayım yatırımcılarımıza. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya bizim için de biraz önemli olacak ama bakalım nasıl bir hafta geçireceğiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben hemen kısa bir duyuru yapayım efendim. Bu duyuruyu gerçekten sevinerek yapıyorum. Biraz da üzülüyorum açıkçası. Bir süre yayınlara veda edeceğim. Aslında veda etmeyeceğim. Yine yayınlara katılacağım ama benimle birlikte bir arkadaşım yürütecek. Meryem Kenan bizlerle birlikte olacak. Onunla birlikte moderatörlüğü paylaşacağız efendim. Daha sonra ben bir süre veda etmiş olacağım sizlere. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar alıyorum. Özellikle Selma Hanım çok güzel mesajlar yazıyor. Hem Filiz Hanım size hem de bana gerçekten. Onunla da tanışmak isterim. İnşallah ALB World etkinliği gerçekleştiririz. Onun çalışmaları da hala devam ediyor. Orada da sizlerle birlikte tanışmak istediğim çok çok farklı insanlar var. Çok güzel insanlarla iletişime geçiyorum gerçekten. O yüzden haftaya yayın Liz Hanım'la beraber Meryem Hanım devam edecek moderatör olarak. Onu da çok güzel karşılayacağınıza eminim. Çok güzel desteklerinizi ondan esirgemeyeceğinize eminim. Bana çünkü çok güzel destek verdiniz. Bunun için çok çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Filiz Hanım, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Sizin de Evet. güzel bir hafta geçirmenizi Çok teşekkür ederim Cansu Hanım. Sizi özleyeceğiz. Ben de sizinle birlikte yayın yapmaktan çok memnunum. Birlikte çalışmaktan. Gerçekten çok nazımızı çekiyor Cansu Hanım. Onun için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hiç kırmıyor bizi. Onun için sizi özleyeceğiz. Kısa bir veda olacak. Dolayısıyla da inşallah en kısa zamanda yine birlikte olmak dileğiyle Cansu Hanım. Her şey için kendi adıma çok teşekkür ediyorum ben. Ben de sizlere çok çok teşekkür ederim. Sizlerle aynı kanalda, aynı kadrajda olmak benim için çok çok güzel bir his. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok gerçekten kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Geri geleceğim. Asla bırakmayacağım sizleri tabii ki de. Bir süre yine devam edeceğiz. Ama bir süre ayrılacağım tabii ki de. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor? Piyasa nasıl etkilenecek? Ben geldiğimde Türkiye ekonomisi özellikle nasıl ilerleyecek onu çok merak ediyorum. İnşallah güzel günlere uyanırız diyelim o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları. ALB Yatırım yeni internet şubesi yayında. Eklenen yeni özelliklerle ve daha kolay işlemlerle artık yatırımlarınızı daha hızlı gerçekleştireceksiniz. Halka arz bölümünden halka arzlara daha kolay ulaşabilecek ve hızlı katılım sağlayabileceksiniz. Raporlar kısmından raporlarınızı anlık görüntüleyebilir, hesap özeti gönder kısmından da mailinize hesap özetinizi gönderebilirsiniz. Komisyon ve gider takibinizi anlık olarak yapabilir ve bütün emirlerinizi kontrolünüz altında tutabilirsiniz. Para çekim işlemlerinizi artık 2 gün beklemenize gerek yok. Tanımlı müşteri temsilcinize de hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. ALB Yatırım yeni internet şubesine de ALB Yatırım sayfasına girdiğinizde sağ köşede bulunan müşteri girişinden yeni internet şubesine tıklayarak müşteri numaranızı girerek
şifrenizi tıklayarak parolanızı girerek giriş sağlayabilirsiniz.